Abdurrahman Dilipak, Kılıçdaroğlu nereye koşuyor? Kılıçdaroğlu nereden geldi, nereye gidiyor? Nereden, nasıl, niçin getirildiği sır değil. Geçici protezdi. Baykal'ı kim niçin gönderdiyse, bu zatı da onlar yerine daha uygun birini bulana kadar geçici olarak getirdi. Kalıcı biri bulunamadı. CHP'de akıllı çok ya. CHP Fraksiyonlar Partisi, Herkes müzmin muhalif. Muhalefet edecek birini bulamazlarsa birbirlerine muhalefet ederler. Hır çıkarmadan duramazlar. En iyi halleri rakı, tuzlu leblebi eşliğinde ne olacak bu memleketin hali muhabbetidir. Fazla bir bilgileri olmasa da kesin çözüm olan kanaatleri vardır. CHP etiketinde solcu yazan muhafazakar bir partidir aslında ulusalcı geçinen işbirlikçi, laik olduğunu iddia eden, ideolojisini dinleştiren ve mutlaklaştıran, cumhuriyetçi olmakla övünen bir tek adam partisidir. Bunlar altı oku bile bir seferde sayamazlar. Zaten altı ok dedikleri İtalya, Rusya, Fransa'dan devşirdikleri güya Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi programını oluşturan altı ilke. 1927'de Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik ve laiklik olarak dört ilkeydi. Dikkat buyurun, CHP yani Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi değil, Cumhuriyet Partisidir. Bu tanımlama tek parti dönemindeki zihniyetin bugünkü CHP'de hala sürdürülmek istendiğini gösteriyor. 10-18 Mayıs 1931 tarihlerindeki 3. Parti kurultayında devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri eklenerek altı ok kavramı benimsenmiştir. Allah rızası için söyleyin. CHP Cumhuriyetçi Parti mi? Hadi Cumhuriyetçi demeyelim. Cumhuriyet Partisi mi? Güldürmeyin. Sahi Cumhur ne demek Cumhur abi? Cumhuriyetçilik çoğunlukçuluk demek. CHP çoğunlukçu azınlık partisi. Soyadı uzun olan cüce. CHP halkçı da değil, milliyetçi de. Laik de değil, devletçi de. Zaten devletçi kimse kalmadı ulus devlet desen o bitti. 1685 Vestfalya süreci bitti. İnkılapçılık konusuna gelince CHP Türkiye'nin en muhafazakar partisi. 19. yüzyıl sonunda savaş yıllarında oluşan kavram ve kurumlarla 21. yüzyıl açıklamaya çalışan bir CHP var. CHP darbeci, militer bir parti. Ama öte yandan nevi şahsına münhasır imtiyazlı bir parti. Şimdi Mustafa Sarıgül'e bakın. DSP'nin başına geçip CHP ile birleşerek CHP'nin başına geçmeye çalışırsa bu benim için sürpriz olmaz. Yani bu seçim Kılıçdaroğlu ve CHP için bir kırılma noktası olabilir. Bakın, Amerika ile İngiltere ve Avrupa birbiriyle birçok konuda anlaşamıyorlar. Ama Maduro konusunda anlaşabiliyorlar. Birileri CHP konusunda Sarıgül konusunda anlaşabilirler. Sanırım o sarı gül, bu seçimleri bir kaldıraç, tramplen tahtası olarak kullanmak isteyecek. O pragmatik bir politikacı. Bakın Baykal 1 Mart tezkeresinde iyi bir sınav vermedi. Onlar sandılar ki AK Parti kurşun asker olarak gidip tezkere lehinde oy verecek, CHP'liler de bu vesileyle AK Parti'ye yüklenecekler. Onlar tezkereye karşı değiller. Tezkerenin faturasına AK Parti'ye yükleyip bundan siyasi rant sağlayacaklar. Ama evdeki hesapları çarşıya uymadı. Oylamanın geçmesi için nitelikli çoğunluk gerekiyordu. AK Parti fire verip CHP'de oylamaya katılmayınca tezkere geçmedi. CHP'liler oylama sonucunu görünce çıktıkları kulisten genel kurul salonuna koşarak geldiler ama geç kaldılar. Tezkere geçseydi Amerikan planına göre bu başlangıç olacak. Amerika Türkiye'yi yanına alıp büyük Orta Doğu projesi için bizim askerimizi taşeron olarak kullanma planı yapıyordu. Bizi ucuz asker deposu olarak Türkiye'yi askeri üs olarak kullanmak istiyordu. Öte yandan bu işi askerler de istemiyordu. Eğer tezkere geçseydi, BÇG'li subaylar yani FETÖ'ye karşı kanadın lider takımı pusuya düşürülüp, başlarına çuval geçirilip kaçırılacaktı. FETÖ'cüler de gidip onları kurtaracak, onlar emekli edilip yerine FETÖ'cüler geçirilecekti. Yani 15 Temmuz'a gerek kalmayacaktı. Baykal, Erdoğan'ın tekrar siyasete sokulmasında kilit bir rol üstlenmişti. Erdoğan'ın arkasında mit ve Emniyet İstihbarat, önünde Cumhurbaşkanı olarak Baykal duracaktı. Erdoğan üçlü kararnameyle atanan özel kalem müdürünü bile atayamayacaktı. Davul Erdoğan'ın sırtına yüklenecek, tokmak başkasının elinde olacaktı. Baykal rolünü iyi oynamayıp Gül Çankaya'ya çıkınca Erdoğan'a karşı plan çöktü. Baykal da kaset operasyonuyla cezalandırıldı. MHP'ye de bir ayar çekilerek kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle dendi. CHP'nin başına yeni bir isim bulmak gerekiyordu. Kimi getirseler öteki kanat karşı çıkıyordu. Sonuçta toplumda karşılığı olmayan, ihtiraslı, kendini ispat etmek isteyen ve her pazarlığa açık birini buldular. O kişi geçici protez olarak CHP'nin başına geçirildi. Ama CHP aslında siyasi anlamda bir oligarklar koalisyonudur. Kimi getirirseniz getirin ötekiler karşı çıkacaktır. Kimse güçlü birine destek vermeyecektir çünkü kendisi güç toplayıp o makamı ele geçirmek istemektedir. Onun için Kılıçdaroğlu oradadır. Gücü güçsüzlüğündedir. Ama çok yıprandığı, yeni kalıcı bir lider bulamasalar bile yeni bir geçici protez gerekecektir. Bu seçimlerin bir yerel seçimden çok daha fazla anlam ve değer taşıdığını düşünüyorum. Seçim sonuçları Mart ayından sonraki süreçte yaşanacak krizlerin şiddetini belirleyecektir. Türk Sovyeti ve Mor Babalar Nisan sonrası için hummalı bir faaliyet içindeler. Bir gazeteci arkadaş siyasete Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekili olarak giren Baykal'a karşı genel başkanlık yarışına soyunan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak soyundurduğu Mustafa Sarıgül'e 4 yıl aradan sonra Şişli ilçe belediye başkan adaylığı neden çok görüldü diyor. Ve ardından cevabını da kendi veriyor. Sarıgül'ün CHP bağlantısı ve herhangi bir yerde görev üstlenmesinin ileri bir süreçte karşısına genel başkan adayı olarak Baykal örneğinde olduğu gibi çıkması endişesini taşıyordu. Geldiği gibi gitmek istemiyordu. Bunun için Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkan adaylığına da hayır dedi. Üstelik Sarıgül'ün Şişli ilçesi belediye başkanlığını kazanacağını bilmesine rağmen. Sarıgül'le hareket eden etkin bir lobi olduğunu unutmamak gerek. Sarıgül'ün Şişli ilçe belediye başkanlığı adaylığıyla başlayan süreç CHP genel başkanlığıyla sonuçlanırsa bu sürpriz olmamalı. Sarıgül'ün geçici mi kalıcı mı olduğunu zaman içindeki performansı ve egosu gösterecek. Sarıgül büyük ihtimalle CHP'yi merkeze çekmeye çalışacak ve 2023 için kolu sıvayacaktır. Bu konuda onu destekleyecek iç ve dış kaynaklar medya ve sermaye desteğinin de olduğunu unutmayalım. Neyse galiba bu konuya yarın da devam etmem gerekecek. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.